Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Taktiker'de bir özel bölüm çekeceğiz. Özel bir performans var çünkü. Sen dedin ki bu performansa çekmek lazım. Bir 45 dakika Arda Güler bir top oynadı. Ben bir 10 sene önce Alex'e falan gittim yani. Sanki Alex Kadıköy'e geri gelmiş gibi böyle bir 45 dakika oynadı. Ama ikinci yarıda yoktu. Onu da söyleyeyim yani. Onu da ben eleştirimi yapayım. İkinci yarıda bekledim çünkü ilk yarı öyle top oynayan adam. İkinci yarı silinmişti biraz sağdan. Ama yine de o ilk yarıya bir video çekelim dedik. Sen de top oynadın. Evet, gerçekten Fenerbahçe-Ankaragücü maçında ilk 45 dakika Arda çok pozitif bir oyun oynadı. Pozitif diyorum, müthiş demiyorum. Müthiş oynayacak. Müthişe zaman var. O müthişi sadece top Arda'nın ayağındayken değil, top rakipteyken de baskısı, geriye dönüşleri, topsuz hücuma katılmaları, şut kabiliyetini farklı bir şekilde geliştirmesi. Ama ilk 45 dakika oynadığı oyunla gerçekten Fenerbahçe'ye çok şey katacağını, Türk futboluna çok şey katacağını bir kez daha ortaya koydu. Bütün bunları yaparken de gelişimi önemli. Kişisel gelişimi önemli. Arkadaşları, ailesi, mentörü, kulübün Arda'yı geliştirmesi, bunlar çok önemli faktörler. Bunlara dikkat ederek devam etmesi gerekir. Evet, mesela daha maçın başında hareket halindeki bir topa, bak burada topa bakıyor, vuruş şeklini, vuruş tekniğine bakıyor. Önceki pozisyonda Valencia'nın nereye koştuğunu görmüş ve belki de yarım drop kick mi vuruşu? Çünkü hareket halinde o topu sürüyordu. Bak attır pası hem de Vücuduyla kalçadan kadar çıkıyor. yatırmış, evet. Yatırıyor top. O çünkü vücuda öyle bir açı aldırıyor ki vuruş şekli bu açıyı almazsa bu vuruş şeklini yapıp top attır topu buraya gitmez. Bak nereye gidiyor devam et. Bak buraya gelmez. İkinci pozisyona gel. Şimdi bu ne biliyor musun? Bak şut atarken vücut böyle döner. Mesela sağ ayağından şutu atarken vücut döner. Bu bir açıdır. Bu açı topun gideceği açıyı veriyor. İnsan vücuduyla veriyor. Onun bir kaseti var CD'si. Seyretmenizi tabi nereden bulacağınız? Ben yurt dışına gittiğimde aldım. Beckham'ın vuruşlarından, frikik ve şut atmalarından teknolojik olarak araştırma yapmışlar. O da vücudunu çok açıyordu, çok Vücut yatırıyordu. açıları topun yönünü tayin ediyor. Şimdi bak vücut açısı devam ettir. Bak top nereye gidiyor biliyor musun? Müthiş bir pas. Mesela burada da bir Onun kendine olan imza... güven. Aa, kendine olan güven. Bunu daha önceki maçlarda da yaptı. Evet, onu diyecektim. Beşiktaş maçında da böyle aynı Bravo. çalımı attı. Bravo. Aşırtarak. İmza Bravo. hareketi gibi oldu. Aynen Sinan. Bak adamı ne yapıyor? Adamın resmini çekmiş. Adam havada kalmış görüyor musun? Evet. Bak rakip bak ne yapmış rakibi? Evet. Ya abonda ne? Hani boksörler vurduğu zaman abonda ne oluyor ya? Bak ne olmuş oyuncu görüyor musun? Ya bir başa getir bir daha. Bak müthiş kendine olan güveni yakalamış. Devam ettir. Hop devam edelim. İndirmiş. Şimdi çocuk burada pas verecek açı arıyor. Arda bak pas verecek açı arıyor. Gerçi o aradan bir tanesi gelmiş. İsmail istiyor, evet. İsmail istiyor. Devam ettirelim. Ama niye atmıyor? Çünkü Ankaragücü oyuncu yakın. Belki pası atarken baskıya gelip alabilir diye, kontra yemeyelim diye daha garanti oyunu düşünüyor. Devam edelim. Hocam Bak top nereye geldi? bir geri gelebilir miyiz? Burada Arda'nın yüzüne bakarsak aslında Valencia'yı arıyor. Ya En uca bakıyor. zaten bunu şimdi hazırlarken Valencia'yı dedik ki ya Valencia Evet. koşsana. Bak bak çocuk nereye bakıyor? Çocuk öne bakıyor. Ölü gol noktasına bakıyor. Bir koşu var mı diyor top atayım. Arkasına veya öne koşu yapacaksa. Bakıyor Valencia koşmuyor. Topsuz koşulları fazla sevmiyor. Özellikle bu bölgede fazla sevmiyor. Serdar da hareketsiz kalmış. Serdar da orada yakalanmış zaten. Orada yakalanmış. Atakta yakalanmış. Arda'nın yaptığı müthiş hareket. Top nerede şimdi? Forvet arkadaşları hareket etmeyince hiçbir işe Bak yaramıyor. top nereye geldi? Evet. Geriye geldi. Stopere geldi. Başa dön. Santrofor'a gitmesi gerekirken top geriye geldi. Mesela burada da devam ettirelim görüntüyü. Attığı pasa bakalım. Attığı pasın vuruş tekniğine bakalım. Buraya pası atabilirsin. Buraya pası atarsın. Bak şuraya getirelim. Şunu Arda diyelim. Örnek. Bak top ayağında ya. Şu Arda. Bu pası böyle atar oyuncuların çoğu. Bu pası atarken bu pas dönüyor. Önüne geliyor. Çok önemli. Koşuyor mu? Oyuncu. Şimdi pası bizim oyuncularımız birçoğu atıyor. Böyle atıyor. Veya öyle bir atıyor ki sağ ayağından atıyor. Top böyle geriye doğru gidiyor. Veya sol ayağından atarken üstüne atıyor. Veya burasına doğru atıyor. Ama topa attıralım pası. Bak verdiği gördün mü? Bir geri al. Oyuncu nerede? Soldaki oyuncu Alyovski. Alyovski değil mi? Hı. Alyovski nerede? Attır pası. Bak toplan nerede buluşturuyor onu görüyor musun? Topa öyle bir faso vermiş ki işlediğim konu farklı bir konu. Bu inanılmaz derecede pasın şiddeti, pasın yönü, pasın gittiği yer. Oyuncu toplan buluştu mu? Ortayı ona göre rahat yapabilir. Şutu ona göre rahat atabilir. Mükemmel bir vuruş pası. Vuruş teknik pası. Sadece pas değil yani. Evet, burada da mesela birebir de rakibi nasıl geçiyor? Bak şimdi top geliyor. Pası
Şu anda çıkan pası görüyoruz. Arda topla buluşurken markajda, markaj altındayken devam ettir. Ayağın dışıyla alıp bak nasıl ekarte ediyor. Rakibi nasıl ekarte etmiş. Trabzon maçında Trezeguet'in birebirini göstermiştik dar alanda. Buradaki daha fantastik bir hareket. Mesela topsuz koşusu. Bunları çok yapmıyor diye eleştiriyorduk. Ama bizim görüntüler, evet. Görüntüler faydalı. Evet, iyi gelmiş. Bizim görüntüler, devam edelim. Topsuz koşusu Arda'nın. Bak topun gittiği yere bakıyor. Bunlar çok önemli Arda için. Topun gittiği yere bakıyor, koşuya devam ediyor. Durmuyor. Önceden durup ayağına istiyordu. Bak topu gitti, attır, verdir. Serdar orada bir tek oynasa Arda gitti. Bak Serdar tek oynasa hep bakıyor. Topun gittiği yere de bakıyor. Evet Arda, bunları bu, elini kaldırma evlat. Elini kaldırma. Bu koşullara devam etsen. Müthiş. Bunlar gelecektir sana. Çünkü evet. Seni izleyenler, bak güzel, oynaması gerekiyordu. Sen doğrusunu yaptın. Biz şimdi Serdar'a deriz. Serdar bunu tekte çıkarabilirdin. Müthiş. Bir de hocam şu an taraftar çok gergin ya. Bu eli kolu kaldırma olayları ters tepebiliyor hakikaten. İrfan'da oldu biliyorsun. Bir grup taraftar destekledi. Sonradan takımın dönmesine de fayda sağladı yani. O yüzden dediğin doğru. Bu özellikle bu dönemde dikkat etmek lazım. Bu yaştaki ağaç yaş iken eğilir boşuna dememiş atalarımız. Ağaç yaş iken eğilir değil mi? İlkokula giderken ilk önce bize... Doğru. Bunu öğrettiler. Ağaç yaş iken eğilir. Oyuncu yaş iken eğilir. Genç yaşta, bir önceki maçlarda da var Ferdi'nin verdiği pasta. Ama sonra ne yaptı? Koşmuyor. Elini kaldırıyordu. Bir sonraki maçta ne yaptı? Top kaybı. Nasıl geriye koştu Arda? Düzeltiyor. Gösterdiğin zaman işte oyuncu gelişiyor. Atasözünü tamamlıyor yani. Mesela buradaki verdiği çok kendine güveni çok fazla. Bu pası herkes veremez yani. Belki de Serdar hatalı pas atarım diye korktuğu için mi? Çünkü oynamıyor. Evet. Sonradan oyuna giriyor. Oynadığında da iyi gözükmek istiyor. Ama Arda bak ne kadar rahat. Kendine olan güven, mükemmel bir pas veriyor. İki kişiyi birbirine toslatmış. Şimdi Sinan burada gelen pasa bak sağ ayağını koyuyor. Önceden sağ ayağını kullanmıyordu. Ha biraz da şu var. Arda'cığım şunu söyleyeyim. Top öyle geldiği için mecburiyetten biraz sağ ayak uzatma var. Ama sağ ayağının Arda kullanmanın etkisini bak şimdi göreceksin. Devam ettir. Kal. Bak sağ ayakla topu kontrol etme, bak rakibi ne yaptı. Geçti rakibi. Bunu sol ayakla almaya kalksaydı topu kaybedebilirdi muhtemelen. Yunus yaptı Galatasaray maçında. Oyuna girdiğinde önüne alsa sol ayağınla karşı kaleye gidecek. Dışını aldı, topu kaybetti, hatırla. Evet hatırlıyorum. Dıştan da sürmeye çalıştı, topu kaybetti. Bak sağ ayağı görüyor musun? Sağ ayağı zaman zaman kullanmanın ne kadar önemli olduğunu. Kullandı sağ ayağını, devam ettir. Rakibi ekarte etti, rakibi geçti. Mükemmel bir boş sağ aldı kendine. Dribbling. Burada da iki oyuncu bak yere düşürdü iki oyuncuyu. Üç aslında. Bir geri al. Yani şimdi çocuğu bak şimdi şurada kal. İki tane Ankara güçlü oyuncuya bakalım. Ya bunlar çok güzel şeyler. Futbol adına müthiş olaylar. İki Ankara gücü oyuncuya bak. Devam ettir. Nerede iki Ankara güçlü oyuncu? Niye düşüyor yere? Çalımı yedi ikisi de. Evet. Bir geri gel. Bir daha gösterir, merkez görsün. Bak burada bir şut atacakmış gibi de. Hani ben bazen diyorum ya, oyuncular arkasını dönüyor. Ya dönmeyin, düz durun. Adam şut atmayıp sana çalım atarsa ne yapacaksın? Bak bunlar, o iki oyuncu evet. Da aynı şeyi bekliyor. Hep söylüyorsunuz. Attır şutu. Nerede iki oyuncu? Kal. Lillahil Fatiha var ya. Değil mi Sinan? Doğru. Mübarek Kadir gününde de Lillahil Fatiha dedik. Şimdi iki oyuncu da yerde. Bak burada Arda'yı tabii Ankara güçlü oyunculara şey yapmıyoruz yani. Ama üçlü topların üçünü aynı anda pozisyondan düşürmüş. Yani vurur gibi gösterdi. Bunu çünkü daha önceki programlarda diyoruz ki topa bakın, atlamayın. Adam vurmaz, bir çalım atar, kötü gözükürsünüz. Bak attı çalımı. Ha şimdi burada Arda'nın geliştirmesi lazım diyoruz ya. Her idmandan sonra kal. 50 tane vur topa. Şimdi burada şutu öylesi vuruyor. Bak vurdur. Nereye gitti top? Kaleciye gitti. Kal. Böyle kalalım. Bu tamam. Bak kaleciye gitti. Burada Arda'ya benim tavsiyem toplam buluştuğunda nerede? İster burada buluşabilir. İster burada buluşabilir. İster böyle buluşabilir. Hedefi kale direkleri olacak. Bakarken iki kale direğinin nerede olduğuna bakacak. Kaleciye değil. Kaleci onun topun çıkışı böyle gelse kaleci böyle dönüyor. Buraya gelse kaleci böyle dönüyor. Kaleci ona göre pozisyon alıyor. Şimdi kaleci bir de çıkmış. Eğer direklere baksa sağ taraftaki direğin dibine plase yapabilir. Çok rahat yapabilir. Hatta vurur gibi gösterir nasıl o iki oyuncuyu ekarte etmişse sağ ayağını alıp sağ ayağının içiyle kalecinin soluna ayak içi plaseyi yapabilir. Vurur gibi gösterir. Çünkü odaklanması tamamen şutu oluyor. Buna çalışsın. Ağzına sağlık hocam.